Hoş geldiniz, ben Sadi. Cities Skylines 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Otobüsün nasıl çalıştığını çözdüm. Buradan otobüs çıkıyor. Buraya geliyor. Yani otobüs tamir, yani otobüs deposundan çıkıyor. İstasyona geliyor. İstasyondan da güzergaha göre çıkıyor. Ama şu an baktığım zaman hiç yolcu yok. Durakta bekleyen yolcu sayısını da görüyoruz. Tıklayınca mı görüyorduk? Evet, şöyle. Mesela 80 yolcu kapasitesi varmış. Şu an 3 tane araç var. 4 tane var hatta, bak biri burada, biri burada, biri burada. Şu an 0 yolcu var hepsinde. Hiçbirinde yolcu yok. Peki neden? Acaba hiç otobüs durağı bırakmadığım için olabilir mi? Mesela şuraya bir otobüs durağı bıraksam. Burada ekstra bir şerit oluştu ben onu bırakınca. Bekleyen olursa otobüs buraya girip alacak mı acaba? Bak, olabilir bu. Bu mantıklı geldi şu an. Güzergahın üzerine otobüs durakları bırakıyorum. Bir tane buraya bırakalım. Gerçi bunlar birbirine de çok yakın oldu ama. Ne kadar metrede bir koyacağımı da bilmediğim için. Bu işareti yıkabiliyor muyum sadece? Yıkabiliyorum, evet. Tamam, bir tane durak oraya koyduk. Bir tane durak şuraya koyalım. Bir tane durak şuraya koyalım. Tüm şehir seviniyor ama ben buraya bir tane durak koyunca. Topu topu bir tane durak koydum lan. Bu kadar sevinecek ne var? Ve yolcu mu aldı biraz önce o? Bir durdu sanki. İstatistiklere bakalım. Otobüs yolcu alsın diye bekliyorum yalnız ha. 4 otobüs, bir tane durak. Bir tane line. Line ne ya? Güzergah. Evet, güzergah. Sıfır yolcu. Ama otobüsün çalışma mantığını çözdük en azından. Ekleyelim. Hadi şuraya bir durak daha ekleyeyim. Bir durak da buraya ekleyeyim. Yani en azından bir tane yolcu taşımalı bence. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ne binası bu? Baltar Pines. Bu güzel bir bina. Bunu yıkmayalım. Bunu taşıyalım. Bunu alıyoruz. Buradaki evlerin oraya bir yere atıyoruz. Evet. Bu da mı özel bina? Small Park. Evet, parkmış. Parkı da alalım. Nerenin parka ihtiyacı var? Şuranın var. Atalım oraya. Bu ne? Bu da park. Bunu da alalım. Şuranın bir parka ihtiyacı var. Attık oraya. Bu ne? Polis karakolu. Bunu da alalım. Buranın ciddi polis karakoluna ihtiyacı var. Bilemedim. Şimdilik şuraya kuralım. Yalnız biz şu trenle otobüsle ilgilenirken şehirle hiç ilgilenemedik bu oyun. Üzdü. Şurayı da düzeltelim artık. Bir dakika, burada nasıl ambulans bekleyen biri olabilir ya? Yaralı mı var burada? Gökyüzünde. Gökyüzünde yaralı var arkadaşlar. ...2018 doğumluymuş. Peki. Şu mu hasta olan vatandaş? Evet, hasta olan bu. Unfollow diyelim. Ambulans gelsin bunu alsın buradan işte. En yakın yola kadar yürümüş. Yeter. Hiç yolcu taşımış mıyım? Merak ediyorum. Gerçekten hiç yolcu taşımayı başaramamışız. Bu kadar uğraşmaya gerek var mı? Gerçekten bilmiyorum. Bununla uğraşana kadar ben taksi durağını çakarım. Şu şekil.
Sonra bunun upgrade'lerini de yaparım. Şu şekil. Sonra tüm şehre çalışabilirsin izni verip elektrikli yapmayalım şimdilik derim. Ve tüm şehir mutlu olur bundan. Ve taksiler çatır çatır çalışır abi. Baksana. Tüm dünyayı geziyor benim taksilerim. Taksi gibisi var mı ya? Sadece taksi sayısının kaç olacağını çözmemiz lazım. 2504 tane yolcu taşıyormuş taksiler ayda. Bu oran çok az mesela. Bu oran çok az. Benim çok daha fazla taksiye ihtiyacım olacaktır diye düşünüyorum. Sırf taksiler için bir mekan bile yapabilirim. Mesela şuraya metro ile uğraşacağım ama buraya 4-5 tane taksi koysam tüm şehrin trafik problemini çözerim bence. Hadi deneyelim bakalım. Test etmekten zarar gelmez. En fazla paramız biter. 3,5 milyon paramız var. O bitene kadar biz dünyayı kurtarırız. Şu metroyu da bir yıkalım. Boşuna para vermeyelim. Yık yık. İnsanlar mutsuz oldu yıkınca metroyu. Tabii metro veli nimet. Sadece biz çalıştırmayı beceremedik. Bunu ben bir araştırırım olmadı. Daha sonra tekrar bir deneyebilirim. Tekrar bir bakarım. Mantıklı bulursam yaparım. Bu yüzden bol bol taksi. Al bakalım taksi. Yapalım upgrade'lerini. Kaç taşıyoruz? 2504 hala. İstatistiklerden bakalım. İki tane ekstra taksi durağı yaptım. Public transport ve taksi. Taksi taşıma oranları düşüyor. Yükselir. Zamanla yükselir. Buraya parklarımızı yaptık. İnsanlar ne istiyor bizden? Ev istiyor. Sanayi istiyor ve commercial istiyor. Onları da yapacağız. 11 bin nüfusumuz var. Şu neymiş? Taksi deposu. Taksi depolarından biri boşa çıkmış. Bak bu bir problem. Bunu hemen şuraya bir yere alalım. Şehrin göbeğine doğru. Taksilerimiz çalışsın. Artı. Bu şehri böyle mantıklı bir şekilde büyütmeye devam etmemiz lazım. O yüzden şuradaki binaları biraz yıkacağız. Bu tarafa doğru şehri büyüteceğim çünkü. Bu neymiş? Burada da bir şey var. Yeraltı suyu pompa istasyonu. Kalsın. Bunlar önemli. Bakalım. Şurayı bir blok daha büyütebilirsem. Bir blok. Sanırım şurayla yapabilirim. Bakalım. Sadece bir blok istiyorum. Ama yönler tutmuyor şu an. Yapamadık sanırım. Şuradan bir deneyeyim. Evet, bu niye tutmuyor birbirini? İlginç. Bu tarafa doğru tutar mı? Tutar inşallah. Bakalım. Oldu gibi. Bir blok ekledik. Hemen evlerimiz geldi. Bayağı ev isteği var çünkü. Aa bir dakika ben burayı düzleştirmediğim için bunu yapamıyor olabilir miyim? Evet olabilirim.
Şurada ufak bir dalgalanma var. İşte sebebi biraz önce düzeltmeden bu işe kalkışmış olmam. Neyse çok sorun olmaz herhalde ya. ...2300 kişi taşımaya başlamışlar. Taşıdıkları insan sayısı azalmış taksilerin. Neden? Trafikten mi? Abi ne keşmekeş yaptık trafiği be. Ben bu kadar geniş yol yapınca her şey daha güzel olur sanmıştım. Ama her şey daha güzel olmadı. Peki sanayide hiç trafik var mı? Yok. Niye şehrin bu bölgesinde trafik var? Niye sadece burada trafik var? Sebep göremiyorum. Özellikle şu yolun olayı ne? Niye bir sonraki yolda değil de bu yol trafikli? Küçücük yol lan bu. Varsayalım ki yıktın. Hadi bakayım şimdi ne yapacaksınız? Herkes yoluna bakacak. Bir sonrakinden içeri girmeye çalışacak şimdi hepsi. Normal arabadan çok sarı taksi görmek istiyorum trafikte. En azından azıcık daha toplu taşıma. Bireysel toplu. Ya da nasıl diyelim, az toplu falan mı diyelim, ne yapalım? Çünkü otobüs kurduk, otobüs kimseyi taşımıyor. Bir sürü durak murak uğraşıyorsun. Taksiyi kur geç. Mis. Londra gibi. Yapıştır. Peki bu mahalleyi neden büyütemiyorum ben? Bu mahalle neden istediğim gibi büyümüyor, kutucuk şeklinde? Tekrar bakalım. Neyi yanlış yapıyoruz? Şimdi büyüyor. Demin büyümüyordu bu. Gerçi büyümüyor. Tuhaflık var burada. Yükseltiyle mi alakalı gerçekten ya? Yani sırf bunun için benim burayı yıkmam mı gerekiyor? Yıkamıyorum da. Yık lan. Yıkamıyorum. Şimdi şu parkı şuraya alalım. Hadi lan. Aa, parkın yerini değiştiremiyorum. Hayırdır? Şuraya alayım. Overlapping items mi? Şimdi yıkabiliyor muyuz burayı? Ne oluyor abi? Neyin hatasını veriyor bu? Tuhaf bir hata veriyor. Anlamadım ne olduğunu. Şimdi bakalım. Zeminle ilgili problemimiz kalmasın. Evet. Şimdi aa, bir dakika, farkı şimdi gördüm. Lan burayı biz yamuk yapmışız. Burayla buranın hiç alakası yok ki. Ben daha bunu yeni fark ediyorum. Aa, çok üzüldüm şu an. Saçma sapan bir yol yapmışım ben. Hata vermesi normal. Nasıl ben bunu fark etmedim ya? Fazla ilginç. Yön farkı. Evet, bu tarafa doğru yaparsam bu sorun olmayacak. İnşallah tek sorun sadece budur. Bakalım. Tek sorun oymuş gibi. Kontrol edelim. Var mı ikisi arasında bir fark? Yok gibi.
O zaman şu binalardan kuruyoruz. Ortasını da bizimkilerin sevdiği binalardan kuralım. Sevdikleri binaları hemen kaptılar. Peki dışarıda kalanlar ne olacak? Bunlar burada kaldı. İlla elle mi yıkayacağız? Hadi bakayım. Buradaki ne? Ha, özel bina bizim. Tamam, bunu alalım, yıkmayalım. Bunu şöyle koyalım mesela. Trafiğin durumuna bakalım. Buradan bakamıyoruz. Şu mu? Public transport. Harbiden otobüs kimseyi taşımamış ya. Gezip duruyor öyle tek başına. Hayrına bir kişi falan alsaydı mutlu olacaktım. Hayrına bir kişi bile almamış. Hala tur atıyor. Acaba otobüsün durağını daha mantıklı yapsak? Daha mantıklı nasıl yapabilirim? Duraklar desek, şunu alsak buraya götürebilir miyiz? Evet, götürebiliyorum. Buraya da bir tane yalandan durak ekleyeyim. Bu otobüsün bir şekilde çalışması lazım ya. Al, şuraya durak ekledim. Bakalım ne kadar işe yarayacak. Taksiler ne kadar taşımış? 2268. Her geçen gün taşıdıkları insan sayısı azalıyor. Trafik olduğu için taşıdıkları insan sayısı azalıyor olabilir. Feci trafik hem de. Peki inbound koyalım şuraya. Şundan. Bu bir şey değiştirecek mi? Sanki bir an trafik bir hızlandı gibi bir şeyler oldu ama. Arkadaşlar, oyunda trafik çok ciddi problem. Topu topu 11 bin kişi yaşıyor. Keşmekeşe bak. Benim ulaşım meselesini daha basit bir şekilde çözmem lazım. Özellikle buralara çok güzel kavşaklar koymam lazım. Ama o kavşaklar çok büyük abi. Ben bu kavşağı koyarsam haritada yer kalmaz ki. Her yer kavşak olur. Sadece kavşakların üzerine yol yapmış olurum. Bir dakika. Şu yoldaki halkalara verebiliyor muyum? Hiç geliştirme puanın yok diyor. Veremiyorum. Bunları açamıyorum. Trafiği nasıl düzelteceğiz? Lan böyle trafik mi olur ya? Error verdi, kaldı bura şu an. Biri sola dönmek istiyor, biri karşıya geçmek istiyor. Buraya da halka atalım. Bir şey değişiyor mu? Bakıyorum. Yok. Ve burada yangın çıkmış, mükemmel. İtfaiyemiz ne durumda? En yakın itfaiye burada. O trafikten o buraya çıkıp gelemez. O işi geçeceksin. O yüzden bu kadar orman ve sanayi olan bir yere biz bir tane itfaiye atacağız. Hadi bakalım. Ama trafik çok ciddi bir problem. Kavşaktan başka aklıma çözüm gelmiyor. Ama kavşakta bir çözümmüş gibi gelmiyor. Yani böyle bir şey buraya çok saçma olur ya. Aklıma kısa vadeli bir çözüm geldi. Bakalım işe yarayacak mı? Merakımdan yapacağım. Bu kadar diyormuşum, yok. Yok. Şöyle
Tek yön. Tek yön. Nasıl yapacağız lan onu? Tek yön. Tamam, hadi senden başlatayım. Şöyle bir şey olacak. Aa evet, mantıklı. Şöyle olsa. Tek yön bir yol yaptım. Ve tüm bu yolları ona bağlıyorum. Trafiğin daha az sıkışacağını düşünüyorum. Hadi bakayım. Görelim neler olduğunu. Hızlandıralım. Bu kavşağın bu trafiği çözeceğini düşünüyorum. Eğer şurası çözülürse. Şurası çözülürse olacak bu iş ya, olacak. Hissettim bunu, geliyor. Hadi. Eskiden buradan pıt diye kaybolurdu kamyonlar. Şimdi bayağı yola girmeye falan çalışıyorlar. Hadi gidin. Hadi hadi hadi. Evet. Bu bir akışkanlık sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bakalım haklı mıyım? Şu an değilim gibi geldi. Şimdi buradaki işaretleri kaldırsak, trafik işareti istemiyorum. Aksın trafik. Kardeş, buradan buraya geçemezsin ki. Yok ya, daha kötü oldu sanki. Bilemedim şu an. Bu kadar otobüsün burada ne işi var? Belli oldu. Bir sonraki oyunumuzun görevi belli oldu. Bir sonraki oyunumuzda trafik nasıl çözümleniyor? Yani bu tarz kavşaklarda trafiği nasıl ortadan kaldırabiliriz? Buna yoğunlaşacağız. Ve çözmeye çalışacağız. O kadar. Planım şimdilik bu. Trafik işini çözmemiz lazım. Şehri büyütmek kolay. Ben şimdi buralara 3-5 tane de ev sanayi falan kurdum mu? Bizim nüfus patlar gider. Ama peki ya bu trafik? Yani şu an 10 bin nüfusta böyle bir trafik varsa 100 bini 1 milyonu falan hayal edemiyorum. Yani ilk hedefimiz 100 bin demiştik. 100 bini hayal edemiyorum. Şimdi burada bir trafik var. Buradan böyle gidiyor. Naburaya kadar. Buradan trafik başlıyor. Buraya kadar. Tohtor, bu ne? Çok ciddi problem. Neyse, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın.